sattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük, büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup harbe devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur. Mustafa Kemal Atatürk. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyor Yunus Emre ve tanımak, tanışmak çok çok önemli. Öncelikle teşekkür ediyorum Sayın Bakanım ve sizi sizin ağzınızdan bir dinlemek isteriz. Kimdir kıymetli saygıdeğer Özgül Özkan Hanımefendi? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum ben de. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm, okudum ve Kültür Turizm Bakanlığı'nda 97 yılında çalışmaya başladım. Kendi mesleğimi yaparak, şehir plancısı olarak. Uzun yıllar bakanlığımızın Ankara'da, İstanbul'da ve yurt dışında çeşitli görevlerde bulundum. Yaklaşık 18 yıl. Sonra bir dönem özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra 2016 yılının sonunda İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri olarak göreve başladım. Kalkınma Ajansları'nın ilk ve şu ana kadarki tek kadın genel sekreteri oldum. Sonrasında ise uzun yıllar emek verdiğim Kültür Turizm Bakanlığımızda bakan yardımcısı olarak göreve dönmek nasip oldu. Ve 3 yıldır da bu görevi yürütüyorum. Ne kadar güzel efendim. Öncelikle başarılar diliyoruz. Kubbede hoş seda bırakırsınız ki bırakıyorsunuz hanımefendi olarak. Ben biliyorum ki ilk üst düzey, hatta bakan adıyla anılan ilk Kültür Bakanlığı'nda üst düzey yöneticimizsiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Efendim yüzyıllar önemli. İşte asır deniyor. Hatta Yüce Yaradan bile asra yemin ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Sakarya Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla işte İstiklal Marşı yılı ilan etti. Bu sene 2022 Milli Mücadele Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi dolayısıyla Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın 100. yılı efendim. Bir değerlendirme yapar mısınız? Milli Mücadele 100. yıl hakikaten topyekun mücadele verdiğimiz dönemler. Buyurun. Evet. Tabii ki bu Milli Mücadele döneminde Sakarya Meydan Muharebesi gerçekten çok önemli. Geçen yıl aslında 100. yılını kutladık Meydan Muharebesi'nin. Sakarya Meydan Muharebesi Ankara yakınlarında bugünkü Polatlı ilçemiz dahilinde gerçekleşiyor. 22 gün 22 gece aralıksız kesintisiz süren çok büyük bir mücadele. Çok da anlamlı çünkü aslında Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren önemli bir olay. O noktadan sonra hem milletimize hem orduya farklı bir güven geliyor, farklı bir inanç geliyor. Ve bir yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra bir yıl Sakarya Nehri'nin doğusu hat çizilerek orada hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Ve bundan tam bir yıl sonra da büyük taarruz başlatılıyor. Ve 30 Ağustos'ta başlayan taarruzla 9 Eylül'de İzmir'e kadar devam ederek 1000 yıldır Anadolu'nun Türk yurdu olduğu gerçeği ve bundan sonra da böyle olmaya devam edeceği, sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağı bir kere daha bütün dünyaya ilan edilmiş oluyor. Tabii ki savaşın detaylarıyla ilgili şeyler okuduğumuz zaman anılar olabilir, edebiyat olabilir veya tarihi belgeler okuduğumuz zaman müthiş etkileyici bir direniş, büyük bir inanç ve sadece Mehmetçiğin değil, bütün bir milletin çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla nasıl mücadele ettiğini, bağımsızlığını vermemek için büyük bir inançla bu mücadeleyi sürdürdüğünü görüyoruz. Çok etkileyici. Ne mutlu ki sonu da muhteşem bir zaferle taçlanıyor. Ve bu senede Sayın Cumhurbaşkanımız 100. yılını devlet töreniyle Doğatepe'de, Polatlı'da gerçekleştirdi. İsterseniz şöyle bir Sakarya Meydan Muharebesi'ne doğru gidelim. Değerli izleyenlerimiz, Sakarya Meydan Muharebesi nedir? Tarihin en uzun süren bir meydan muharebesi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ön sözü. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Maraş Harlik ünvanının verildiği, evet, ve Türkiye Devleti'nin bir anlamda kurulduğu Sakarya Meydan Muharebesi belgeseliyle karşınızdayız.
Küçük Asya'yı Türk yurdu haline getiren Türklerin nehirler yatağı Anadolu'nun son hakimi olmalarını sağlayacak olan Osmanlı Devleti'nin inkişafı da Sakarya Havzası'nda gerçekleşmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana önlerinden başlayan iki asırlık geri çekilişinin durması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesi de yine bu nehrin kollarında mümkün olmuştu. Yunanlıların işgal girişimine karşı verilen ve tarihe Sakarya Meydan Muharebesi olarak geçecek olan 22 günlük heybetli mücadele, Anadolu Türk tarihinin de en önemli savaşlarından birisiydi. Ankara'ya doğru hareket emri verilmiş olan Yunan ordularının durdurulamaması durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Anlaşması'nı kabul etmek zorunda kalacaktı. Yunan ordularının olası başarısı, Doğu cephesinde 24 tümenle hazır beklemekte olan Rus askerlerinin Kafkaslardan Anadolu'ya girmesi için ateşlenen bir işaret fişeği de olacaktı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin Yunanlılarca kazanılması, Büyük İskender'den sonra asırlar süren bir fütühat ve iskan politikasıyla Anadolu'yu Türklerin yurdu haline getiren son düğümün yeniden koparılması demekti. Adını Yunan mitolojisindeki nehirler tanrısından alan Sakarya Nehri'nin kolları üzerinde bir zamanlar Gordion olarak anılan bölgede yaşanan bu mücadele bizzat Mustafa Kemal'in ifadesiyle bir melhame-i kübraydı. Savaşlarda en çok kadınlar bedel ödüyor. Evet. Ve eşini gönderiyor. Evladına kınalar yakıp uğurluyor. Ve geride kalan yetimlere de hem ana hem baba oluyor. Bir hanımefendi, kadın bakanımız, ayrıca anasınız. Kadınlarımızın milli mücadele savaşlardaki yeri ve önemi, işte Şerife bacıları biliyoruz diğerlerini. Neler söylersiniz efendim? Evet. Evet, tabii ki söylediğiniz gibi aslında bugün bile bütün savaşlarda kadınlar ve çocuklar en çok mağdur olan kesim. Kurtuluş Savaşı dönemimizde de elbette ki kadınlar eşlerini, çocuklarını, evlatlarını cepheye yolladılar. Ama burada çok farklı bir hikaye var. Türk kadını bizzat cephede erkeğiyle, kocasıyla ve çocuğuyla birlikte bizzat mücadele etti. Elbette ki onların hani, yemek pişirilmesinden onların tedavi edilmesine varana kadar cephe gerisinde de bu tür faaliyetleri var. Cephane taşıyor, yiyecek taşıyor cepheye ama bizzat cephede erkeklerle birlikte omuz omuza savaşan kadınlarımız var. Erzurumlu Kara Fatma bunlardan bir tanesi. Halime Hanım saçını kazıyarak cepheye gidiyor biliyorsunuz. Gördesli Makbule var. Yine Kastamonu'da Şerife Bacı üzerindeki battaniyeyi cephane ıslanmasın diye cephanelerin üstüne seriyor ve kendisi donarak şehit oluyor. Yine Kılavuz Hatice var. Bizzat cephede savaşan. Hatay'da yine bir Kara Fatma var. Ve bu kadınlar birebir mücadele ediyorlar. Yani bellerinde tabanca, sırtında tüfek. Erkeklerle birlikte cephede savaşıyorlar ve bir taraftan da Anadolu'da çeşitli yerlerde Kurtuluş Savaşı ile ilgili bu milli mücadelenin, milli direnişin teşkilatlandırılmasında da çok görev yapıyorlar. İnsanları örgütlüyorlar, bilinçlendiriyorlar. Bu inancı sağlam tutmak, sıcak tutmak, ayakta tutmak tabii ki çok önemli. İnanmadığınız zaman karşınızda sizden daha büyük ordular var. Bunlarla mücadele etmeniz çok zor. Dolayısıyla inanç noktasında da bizzat toplumsal hayatın içerisine girerek, toplumu organize ederek, yüreklendirerek, cesaretlendirerek bu rollerini oynuyorlar. Ama bizzat cephede çarpışmış olmaları tabii ki son derece etkileyici. Hepsinin ruhu şad olsun. Evet. Bunlar büyük kadınlar, mübarek kadınlar. Ne kadar güzel. Değerli izleyenlerimiz, devletimiz vefa borcunu da ödüyor kahraman kadınlarımıza. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde Kadın Kahramanlar Müzesi var. Hatta Halide Edip adı var. Çok önemlidir milli mücadelede.
ve Halide Edip Adıvar'ın çalışma yaptığı, araştırma yaptığı, Türk'ün Ateşli İmtihan kitabını yazdığı yer Kadın Kahramanlar Müzesi'dir. İsterseniz biz Sayın Bakanımızla sohbetimize devam ederken sizleri Polatlı'ya, Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Sakarya Köyü'ne götürüyoruz ve Sakarya Köyü'ndeki Kadın Kahramanlar Müzesi'nde çektiğimiz belgesel görüntüler var. Birlikte izliyoruz. Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Halide Edip Adıvar, Yusuf Akçura ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu'ndan müteşekkil Yunan Mezalimi İnceleme Komisyonu Ofisi olarak kullanılan bina, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi olarak düzenlenerek milli mücadeleye en az erkekler kadar katkıda bulunmuş Türk kadınını onurlandırmıştır. Gerçekten önemli. Herkes orayı gezsin, görsün istiyoruz. Sizlerin gittiğini biliyoruz. Polatlı'daki Dua Tepe'ye çıktığınızı biliyoruz, evet. Sayın Bakanım. Ama maalesef Sakarya Meydan Muharebesi'nin yeteri kadar Polatlı Haymana'da olduğu bilinmiyor. Bu 100. yıl güzel bir vesile oldu aslında Sakarya Meydan Muharebesi'nin tam yerini topluma tekrar hatırlatabilmek için. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat orada devlet töreni yapması da çok anlamlı oldu. Biraz dikkatler çekildi oraya, bir farkındalık yaratıldı. Tabii ki ilkokuldan başlayarak çocuklarımızı bu milli mücadelenin geçtiği bizzat o alanlara, öğren yerlerimize, milli parklarımıza ve bu alanda kurduğumuz müzelere mutlaka götürmemiz gerekiyor. Ben de tam onu sormak istiyordum ama önce edebiyat önemli, edebiyatçılar önemli, işte bir Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazıyor. Hatta Sivas Kongresi öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk İrade-i Milliye, yani bugünkü ifadeyle Ulus Gazetesi'ni çıkarıyor. Yani edebiyatçıların, tarihçilerin, yazarların o gün görevlerini onlar yaptılar. Bugünkü edebiyatçılarımız, tarihçilerimiz, gazeteciler, belgeselciler, kültür adamlarına ne mesaj vermek istersiniz? Kültür tabii ki bir milleti millet yapan asli unsurlardan bir tanesi. Tabii ki dünyayı anlamak, bilmek gerekiyor ama kendi kültürünüzü, kendi tarihinizi şuurunda, bilincinde olmak en önemli şey. Yoksa sizi bir millet yapan ana unsurlardan bir tanesi bu. Burada bir zayıflama olduğu zaman toplumun genel durumuyla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Bu nedenle bütün kültür adamlarına, başta edebiyatçılar ve şairler olmak üzere, böyle dönemlerde büyük rol düşüyor. Tabii ki o dönemde Halide Edip işte Ateşten Gömlek veya Reşat Nuri Güntekin o dönemi anlatır. Çalıkuşu mesela, Falih Rıfkı Atay, Refik Halit Karay, Mahmut Şevket Esendal. Bunlar o dönemde gerçekten bu milli mücadele ruhunu, Türk'ün yenilmezliğini, kendi ülkesine, milletine, dinine, kendi özüne olan inancını iyi bir şekilde anlatan ve aslında kalemiyle bu mücadelenin bir parçası olan çok kıymetli insanlar. Evet, Anadolu Ajansı 1920'de ilk kuruluş hikayesi yine Halide Edip Adıvar hanımefendinin. Bugünkü Geyve'deki o tren istasyonunda karar alınmıştı, önemliydi. Diğer gazeteler, milli mücadele basını çok önemlidir. Milli mücadelede Anadolu basını, basın yayın kuruluşlarımız belgesel görüntülerle yine karşınızdayız. Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Haymana ve Polatlı bölgesinde savaşların geçtiği 13.850 hektarlık alan devletimiz tarafından 8 Şubat 2015 tarih ve 29.261 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanunla tarihi milli park ilan edildi. Bu alan içinde 100 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğindeki bölgeyi kapsayan Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı savaş literatürüne Sakarya Melhame-i Kübra'sı, yani Sakarya Kan Deryası olarak geçen Sakarya Zaferi'nin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çok önemli bir konumda bulunuyor. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, her karış toprağında milli mücadele ruhunu hissedebildiğimiz birçok siper, anıt ve müzeyi bünyesinde barındırıyor. Bir milletin şahlanışı ve yeniden doğuşunun yazıldığı Polatlı ve Haymana'daki bu topraklarda muharebelerin geçtiği 1. ve 2. hat mevzileri, şehitlerimizin şan ve şerefine uygun olarak yapılan şehitlikler, muharebeler açısından anıtsal niteliği olan karargah binaları,
Köprüler ve istasyon binaları, müzeler, tanıtım merkezleri, anıt ve abideler, başta Milli Eğitim Camiası ve öğrencileri olmak üzere tüm vatandaşları ziyarete bekliyor. Tüm kadınlara ne mesaj vermek istersiniz? Çünkü evin mutluluğu da onlar, onlara sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla erkeklerde mutlaka bir mesajınız olacaktır diye düşünüyorum. Buyurun efendim. Tabii genel olarak ailelere, özellikle gençler ve çocuklar anlamında bir mesaj vermekte tabii ki her zaman fayda var. Şimdi artık teknoloji çok ilerledi. Ve çocuklarımızın farklı bağımlılıklarla mücadele ederken şimdi bir de teknoloji bağımlılığıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada annelere ve esas olarak da ailelere çok büyük görev düşüyor. Hafta sonları çocuklarımızı müzelerimize götürmelerini çok istiyoruz. AVM'lere değil, çocuklarımızı lütfen müzelere götürelim. Bakanlığımızın 1200 tane kütüphanesi var. Artık AVM'lerin içinde de kütüphane kuruyoruz biz. Tren garlarında, havalimanlarında, her yerde kütüphane kuruyoruz. Çocuklarımızı kütüphanelere götürelim. Biz ne mutlu bize ki kütüphanelerde büyüyen bir nesildik. Çünkü biz imkansızlıktan dolayı aslında kütüphaneye gidiyorduk. Şimdi her türlü imkan var ama o kütüphanelerin tadı farklı. Çocuklarımızın daha masal anlatımından itibaren seyredecekleri filme kadar ailelerin seçici olması gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka Türk kahramanlarını, Türk tarihini onlara iyi anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. O yüzden başta kahraman Türk kadınları, milli mücadelenin Türk kadınları olmak üzere kendi tarihimizdeki, edebiyatımızdaki, şairlerimizin bu kahramanları, bu büyük insanları bilmeleri lazım. Çocuklarımıza kendi hikayelerimizi, Anadolu'nun o bilge, kadim bilgilerini ve kendi kahramanlarımızı çok iyi ve etkin bir şekilde anlatmamız lazım. Ve çocuklarımızı kendi müzelerimizde zaman geçirmeye küçüklükten itibaren alıştırmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa zamanda çok güzel bilgiler verdiniz. Bizim sormak isteyip de soramadığımız, sizin söylemek istediğiniz son mesajlarınızı almak isteriz. Söz sizin efendim. Siz programı kapatın lütfen. Çok teşekkür ediyorum. Bu yıllar tabii üst üste 100. yılları yaşadığımız yıllar. O anlamda çok kıymetli. 1920'de, 21'de, o 23'e kadar olan dönemde Cumhuriyetimizin ilanına kadar olan süreçte yaşanan, özellikle son 4 yıl Birinci Dünya Savaşı'nın zorlukları, Kurtuluş Savaşı'ndaki muhteşem mücadelemiz, bunlar çok kıymetli. Bu 100 yılların arka arkaya geliyor olması da aslında güzel bir vesile. Biz her sene bu anlamda farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. Geçen ay Sakarya Meydan Muharebeleri'yle ilgili yaptık. Yine Büyük Taarruz'un 99. yılıydı. Zafer Yolu isimli projeyle Afyon, Kütahya, İzmir hattında bir konser serisi düzenledik. Yine bu sene meclisimizin 100. yılıyla ilgili bir senfoni çalışmamız oldu. Zaten 2023 yılında özel kutlamalar yapılacak. Bu sene de Büyük Taarruz'un 100. yılı. Yine Zafer Yolu'nu çok etkin bir şekilde kutlamak ve İzmir'de 9 Eylül'de büyük bir etkinlik yapmak istiyoruz. Bu 100. yıllar aslında verilen mücadeleyi hatırlamak, hatırlatmak ve çocuklarımıza tekrar doğru ve etkin bir şekilde anlatmak için iyi bir vesile, iyi bir dönem diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyorum size. Programınız için de tebrik ediyorum. Ne kadar güzel ifade etti. Bu sözün üzerine ne söylenebilir? Ancak şu, Sayın Cumhurbaşkanımız Doğatepe'de 100. yıl, Sakarya Zaferi'nin 100. yılı ile ilgili muhteşem bir konuşma yaptı, açılış yaptı ve ilk önemli bir devlet töreni düzenlendi. Evet, Doğatepe'ye gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşen Doğatepe'de Sakarya Zaferi'nin 100. yılı ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri birlikte izliyoruz ve programımızı da burada noktalıyoruz. Doğatepe. Doğatepe'nin Sakarya Meydan Muharebesi içerisinde moral ve stratejik anlamda özel bir anlamı vardır. Doğatepe, Türk genel karşı taarruzunda düşmandan geri alınan ilk tepedir. Sakarya Meydan Muharebesi, Tarihi Milli Park Müdürlüğü, bölgenin peyzaj çalışmalarıyla tarihi dokusunu canlandırmıştır. Her yıl 13 Eylül'de Doğatepe'de düzenlenen devlet törenlerine yurdun dört bir tarafından çocukları ve torunlarıyla katılan vatandaşlarımız, aziz şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemekte, onları rahmet, minnet ve şükranla anmaktadır.
Milli mücadelenin en kritik safhasında kazanılan bu zaferle başkentimizi tehdit eden düşman saldırısının önüne geçilmiştir. Top seslerinin artık ulustan duyulmaya başlandığı bir süreçte kahraman ordumuz adeta düşmana dur diyerek istiklalle sonuçlanacak büyük taarruzun müjdesini bu bölgede vermiştir. Çal Dağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Doğatepe'de, Mangal Dağı'nda korkma sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak diye başlayan İstiklal Marşımıza ilham veren kahramanlarımız Polatlı Haymana hattında verdikleri büyük mücadeleyle isimlerini tarihe cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla yürütülen bu savaşta vatanın her karışını kanlarının son damlasına kadar koruma kararıyla cephede yerini alan askerlerimiz zafer kesinleşene kadar aynı azimle mücadele etmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi bir yıl sonra 30 Ağustos zaferiyle taçlanmış, 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den denize dökülmesiyle de nihai amacına ulaşmıştır. Düşman Sakarya'dan geriye doğru çekilirken önüne çıkan her yeri ve her şeyi yakıp yıkarak yüz kızartıcı nice katliama imza atarak gerçek yüzünü de göstermiştir. Alagöz'de Sakarya Savaşı'nı bizzat yöneten İstiklal Harbimizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelenin zaferle sonuçlanmasında emeği geçen tüm komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Batılı ülkeler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Mücadele Hükümeti'ni tanımak zorunda kalmıştır. İlk olarak Fransızlarla Ankara Anlaşması imzalanıp İtilaf Devletleri cephesini bozmuş, Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, daha sonra Sovyet Rusya'yla bugünkü doğu sınırlarımızı tespit eden Kars Anlaşması imzalanmıştır. Sakarya Zaferi yeni Türk Devleti'nin doğuşunda en büyük etkenlerden biri olmuştur. 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı Sakarya Zaferi'nden sonra verilmiştir.